bunun gerçekle bağının olduğuna dair hiçbir emare yok şu ana kadar. Hiçbir belge yok, görüntü yok. Camide içki içtiler dedi. Yalansın, Buna ilişkin hiçbir yalandır, şey yok. Yalansın, Ondan yalandır. sonra dolayısıyla gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmak konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyen bir cumhurbaşkanının bir hafta önce uzaktan yakından alakam yok dediği Sadat'la ilgili olarak bu kez ya ben onunla görüştüm evinde değil ama külliyede görüştüm demesi bu da birine bir nevi itiraftır. Bu noktaya gelmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi iki açıklama arasındaki farkın nedeni bence birazcık durumu toparlamak için de için yapılmış bir şey. Çünkü artık e, kamuoyunun malumu herkes biliyor Ayağın beyan ortada. E, Cumhurbaşkanının danışmanlığını yaptığını, e, bizzat onun tarafından o göreve getirildiğini herkes biliyordu zaten. Birazcık görüntüyü toparlamak adına ağız değiştirilmiş durumda ama ben zaten Erdoğan'ın açıklamalarında tutarlılık arama taraftarı değilim hiçbir zaman yani Erdoğan e, geri, çıkarları ihtiyaçları öyle gerektiriyorsa akşamdan sabaha farklı açıklamalar yapıyor yapar hatta bir saat önce hatta geçmişte deneyimledik kendi katıldığı canlı yayında söylediği sözleri inkar ettiği dahi oldu aynı canlı yayın içerisinde ben öyle bir şey demedim de dediği dahi oldu o yüzden e, tutarlılık aramaya bence gerek yok. Ancak neden buraya geldi ve şu an ne yapılmaya çalışılıyor? Bu söylediği bariz bir şekilde Cumhurbaşkanlığı makamından halka hakaret edilmesi zaten e, bunun ne kadar korkunç bir durum olduğu ortada. Fakat bir de açıkça yalan söylüyor ve kışkırtıcı yalanlar söylüyor. Geçmişte, bugün e, bugüne kadar Türkiye'de bu tür kışkırtıcı yalanlar nedeniyle neler yaşandığını çok iyi biliyoruz. Çorum olayları var Maraş olayları var bunlardan öncesinde 6-7 Eylül olayları var Sivas katliamı var yani bu tür gayri nizami harp yöntemleriyle psikolojik harp yöntemleriyle geçmişte Türkiye'de yaratılmış olan acı olaylar insanlar hayatını kaybetti mezhep çatışması çıkarılmaya çalıştı terörize edildi toplum korku yayılmaya çalıştı tam olarak aynı o dönemde kullanılmış olan söylemlerle birebir aynı söylemlere başvurarak bir yalan söylüyor. Geçmişte de yalan söylüyordu. İşte camide ayakkabılarıyla girdiler, içki içtiler, şöyle yaptılar, böyle yaptılar diyordu. İşte e, efendim bir AKP üyesi hanımefendinin üzerine deri elbiseli e, geziciler gelmiş, çıplak, yarı çıplak geziciler e, çişini yapmış, tuvaletini yapmış gibi iddialarda bulunuyorlardı. Şimdi İşi daha da ileri götürdüler şu an. Cami yaktılar diyor. Şimdi böylesine yalan bu kadar büyük oluyorsa yalanın arkasına saklanmaya çalışan demek, çalışılan demek ki daha büyük cürümler var demektir. Daha büyük e, bu yalanla örtülmeye çalışılan bazı kayıplar var demektir. önce bir genel durumu tespit edelim. Erdoğan iktidarı, saray iktidarı şu an kamu yönetimi bakımından, siyasi ve iktisadi bakımından köşeye sıkışmış durumda. Hiçbir şey yapamıyor. Topluma vereceği hiçbir şey kalmadı. Zaten topluma vereceği hiçbir şey kalmayalı bayağı bir zaman oluyor. 7 Haziran 2015'te bu iktidar aslında resmen sona ermişti. Fakat öyle veya böyle zor yoluyla terör yaratılarak tıpkı Sedat Peker'in açıkça ifade ettiği üzere ve bizim hala yanıtını bilmediğimiz bazı sorular var işte 10 Ekim gar katliamı gibi bazı olaylarla terör olaylarıyla bu toplu manipüle edilerek zorla ittifaklarını değiştirerek iktidar Erdoğan tekrar iktidarı taşındı. Sonrasında 2017'de milyonlarca mühürsüz oylarla zorla bir referandum kazandırıldı. bu iktidarın aslında topluma vereceği şeylerin, topluma anlatacağı sözlerin Bitmesinin üzerinden yıllar geçti. Fakat artık e, hiçbir şekilde çözüm üretemedikleri e, bir sürece girmiş bulunuyoruz. Siyaseten bir çıkış yolu bulamıyorlar, iktisaden bir çıkış yolu bulamıyorlar. Toplumu giderek daha fazla karanlığa, bataklığa sürüklüyorlar. Ekonomik krizin geldiği, kriz demeyelim artık buna çünkü buhran, bu kalıcı bir hal aldı. Uzun yıllardır devam ediyor ve daha da devam etme emaresi gösteriyor. Dolayısıyla şimdi bu tabloda... Geçmişte yaptığı gibi 7 Haziran 2015'te iktidarı kaybettikten sonra yaptığı gibi şu an saray çevresi tekrar e, toplumu psikolojik harple manipüle etmeye çalışıyor. Topluma karşı bir gayri nizami harp uygulanmaya çalışılıyor şu an açıkça. Buradaki e, yakın zamanda dün zannedersen bir ifade kullandı Erdoğan. Ne dedi? Bana ve hükümetime yönelen saldırı ve eleştiriler devlete yapılıyor demektir çok açık bir şekilde kendisini devlet oldu. Bakın bunu dolaylı yollardan ifade etmesi ayrı bir şey. Geçmişte bunu yaptı. Dolaylı yollardan ifade etmek ayrı bir şey. Açıkça bunu ifade etmek bana yapılan eleştiri devlete yapılmış demektir. Bana karşı çıkan devlete karşı çıkıyordur demek ayrı bir şey. Bu artık gemi azıya almış olmanın işaretlerinden biri. Zaten uzun süredir sertleşeceğine yönelik emareler vardı. Bunu birçok insan dile getirdik, dile getiriyoruz ve giderek de bu e, tahminler gerçeğe dönüşüyor. Yalan söylüyor, açıkça cami yaktılar diye yalan söylüyor. Bunu neden yapıyor peki? Bunları söyleyelim. Psikolojik harp dedik. Nedir bu psikolojik harp? Aslında e, Sedat Peker de attığı tweetlerde bunu dile getirdi. Toplumun çeşitli kesimleri de aslında bu endişeyi taşıyor. Siyasetçiler de bunu konuşuyor. Bunlar e, acaba hukuki yollarla, sandıkta, olağan yollarla iktidarı devretmeyecek mi? Buna yönelik bir hazırlık mı yapılıyor gibi bir endişe. Şimdi bu endişeyi besleyecek aslında girişimlerde ve ifadelerde bulunuyorlar şu an bilinçli olarak. Bu ne işe yarıyor? Evet karşı tarafın direncini yani muhalefetin, toplumun artık bir takım değişiklikler olmasını isteyen insanların direncini, inancını kırıp başvurabilecekleri gayri meşru yöntemler, sandığı gasp etme, hukuksuzluklara başvurabilme gibi e, yöntemler karşısında direnme şevkini, hukuku savunma, hakları savunma, demokrasiyi savunma, sandık sonuçlarını savunma e, direncini, inancını peşinen ortadan kaldırabilmek için zamana yayılan bir yıpratma savaşı aslında veriliyor şu an. Topluma karşı, halka karşı. Ee, dolayısıyla Gezi'nin de bu kadar fazla gündeme getirilmesi, gezi ile ilgili sürekli bir çatışma yaratmaya çalışması, kendi istediği ve kendi kontrolü altında olan, kendi istediği koşullarda, kendi istediği zamanda oluşmuş olan bir e, toplumsal kaos oluşmasını istiyor. Bakın, halkın haklarını savunmak için anayasal haklarını kullanarak protesto gösterileri düzenlenmesi düzenlemesi vesaire bu ayrı bir şey. Bunu istemiyor zaten Erdoğan. Erdoğan şunu istiyor. Benim istediğim koşullarda bunu yapın diyor. Ben ya zaten bunun için kavga etmek için halkın belli bir kesimine küfrediyor, hakaret ediyor. Ee, ve STK kılığında, dernek kılığında işte kendine platform diyen bilmem ne ocakları diyen, şu diyen, bu diyen böyle veya cemaat kılığında veya bu yapıların içerisine sızmış olan çeşitli operasyonel elemanlar aracılığıyla şu an toplumu, toplumda öfkeyi e, körükleyecek, toplumdaki gerilimi körükleyecek, e, toplumun farklı kesimleri birbirine düşman edecek ve e, hassas ayrımları, dini, milli bir takım e, hassasiyetleri, Kaşıyarak, kışkırtarak buralarda çeşitli çatışmalar oluşması için zaten uzun süredir zamana yayılan bir takım denemeler yapıyorlar şu an. Çünkü ellerinde başka hiçbir şey kalmadı. Peki. Ellerinde kalan tek şey bu mücadeleyi zihinlerde kazanarak insanların hareketsiz kılınması, haklarını savunamayacak sandıkta kazandığı sonucu savunamayacak hale getirilmeye çalışılması uzun bir zamana yayılan Ilmek, iş, ilmek işlenmeye çalışan bir psikolojik harp uygulanıyor aslında şu an. Ee, Sedat Peker konusunu isterseniz Pekere, bir sonraki turda konuşabiliriz. Evet, benim yani, bağlantımdan varsa. sonra geçmenizi rica edeceğim Özgün Hocam. Tamam. Ee, Peker'e geçmeden önce de e, Selim Bey o yargıtayla ilgili bir şey e, söyleyecektiniz. E, ben e, diğer konuklarıma döndüm. Neydi o? Bu, Ersan Ergür'ün Ersan. tweetiyle ilgili Ersan bu. Ergür'ün tweeti e, aleni bir şekilde bir anayasal düzene kalkışma eylemidir, bir teşebbüsüdür. Aleni bir şekilde bu ülkedeki demokrasisine yöneltilmiş bir tehdittir. Ali Mahir Başarır amirallerden bahsetti. 104 amiralin Montre anlaşmasına sahip çıkılsın, Montre delinmesin, Montre bu ülkenin bağımsızlık beratıdır. Ve Ordunun içerisindeki sarıklı bir amiral evet. üzerinden bu Türk silahlı kuvvetlerinin yapısı bozulmasın, bu tarz görüntüler, bu tarz kişiler silahlı kuvvetlerin içerisinde yer almasın şeklindeki bildiriye ve haklarında soruşturma açılmış olmasına rağmen bu ülkenin yargıtayı ve arkasından hemen danıştayı kendilerine bir görev addederek bütün hukuk normlarını bütün hukuk kurallarını çiğnemekte de hiçbir çekince görmeden amiraller hakkında gece yarısı bildiri yayınladı. Bu bildirinin amirallerin o taleplerinin işte bir darbe çağrısı olduğunu buna hiç kimsenin göz yummayacağını İşin gerekli bunun karşılığının mi? verileceğini bunun karşılığını alacaklarını utanmadan, utanmadan, sıkılmadan bu ülkenin yargıtayı böyle bir bildiriye imza attı. O dosyanın, o yargılama sonucunun kendisine geleceği ve kendisi tarafından denetleneceğini bile bile ihsası reyde bulunarak, taraf tutarak bağımsızlığını sırf bir iradeye şirin görünmek için, bütün hukuk normlarını hiçe sayarak Öyle bir bildiriye imza atan Yargıtay alenen ve açıkça bu milletin demokratik haklarına, bu ülkenin demokrasisine, anayasal düzenine açık bir şekilde tehdit eden ve bunu yayınlamaktan çekinmeyen yine aynı iradeye yakın olduğu bilinen bu kişiler hakkında bir bildiri yayınlayacak mı? Bunda da kendisini görevli addedecek mi? Bunun da takipçisi olacak mı? Bunun hakkında bu millete üç laf, üç kelime laf edecek mi? Yargıtay, Danıştay. Yani görüyor musunuz? Hukuka aykırı davrandığınızda bu ülkenin yıkımına nasıl